huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, tabi kurban gelince kurbanla ilgili soruların e, çoğalıyor olması normal. E, ancak şimdi ona benzeyen başka ibadetler de var. Dolayısıyla e, kurban geldiği zaman, yaklaştığı zaman bunlarla ilgili sorular da otomatik olarak artıyor. Mesela kurbanda bir hayvan kesiyoruz ama adak adayan insanın da kurbanı beklemesi gerekmiyor belki ama... E, neticede bu aylarda hatırına geliyor bazı şeyler kesmek istiyor veya hayvan çoğalıyor çünkü piyasada artı akika mesela akika kesecek olanlar onlar da aynı şekilde bununla ilgili sorular çoğalıyor kurban yaklaştıkça bugün bu ikisini e, özellikle sormak istiyorum bir akika nedir adak nedir birbirlerinden farkları nedir kurbandan farkları nelerdir bize anlatabilir misiniz niçin kesilir şimdi e, Mustafa Bey Adak bir emir değil. Kişinin kendi talebidir. Kendi kendine emretmesi Şu yani. işim Hı. olursa bir koyun keseceğim dediği. Adak oldu. Kendine emir verdi. Ve bunu yerine getirmesi vaciptir bu ülke fıkıh kitaplarında. Artık bundan kıvramaz. Evet. Ya ben işte şaka için yok. Bunun şakası latifesi falan yok. Şakası da ciddi, ciddiyse ciddidir. Adakta, talakta şey yok. Böyle şaka maka falan yok. Yani şakacıktan söyledim falan. Bunlarla oyun, oyun, oyun olmuyor. Dolayısıyla e, bir kimse şu işim olursa bin lira para vereceğim ve hatta hayvan keseceğim. Yalnız şimdi e, orada bir ifade kullandınız. Mesela adakla alakalı belki dedi kurbanla alakalı olmayabilir. Doğru dediniz. Olmayabilir. Nasıl olmayabilir? Şu işim olursa işte bir dana keseceğim dedi. Şu işim olursa dedi bir, bir hayvan keseceğim. Hayvan keseceğim dedi. Ama şu işim olursa kurban keseceğim dedi. Öyle de deniyor nitekim yani. En evet. Çok insanda. kurban keseceğim diyor. Mesela şu işim olsa bir hayvan keseceğim. Orada şimdi kendine sorulur. Neyi kastettin? Ya işte bir koç kastettim. Tamam keser. İstediği zaman keser, kesebilir. Hatta kitaplarda buyuruyor ki şu işim olursa bir horoz keseceğim. Sadaka cinsinden olur. Horoz da olur. Keser ve etinden kendisi yemez. Kesen kendisi yemez. Annesine babasına yediremez. dedilerinin nelerine. Çocuklarına torunlarına yediremez. Fakire vermesi lazım mutlak. Evet. Efendim kardeş kardeş çocukları, yeğenleri fakirse bunları verebilir. Buna damat, gelin, zekattaki gibi aynı. Onlara verebilir mi? Verebilir. Ama şu iş olsa e, bir kurban keseceğim dedi. Ne farkı var diğerinde? Ha. Ne farkı var? Fıkıh kitaplarında buyuruyor ki kurban kelimesi kullanılınca mesela demin dedi ki bir hayvan keseceğim dedi. E, kendisine sorduk. Neyi kesecektin? Koş dedi. Koş ya. dedi. tamam. Veya horoz dedi mesela. Horoz dedi. Onu kastettiğim evet. dedi. Horozu kesebilir. Ee, sadaka cinsinden o da tak yerine geliyor. Ama şu işim olsa bir kurban keseceğim deyince. Bir. Hayvanları belirledi. Koyun, keçi, sığır, deve. Bunun içerisinde horoz yok. Yani kurbanlık hayvanlar bunlar. Kurban keseceğim deyince otomatik olarak bu hayvanlardan birisi. Horoz kesemez artık. Horoz kesemez. Evet. iki İki zamanını belirlerdi. Çünkü kurban Zilhicce 10, 11, 12. günleri. Yani kurban Bayramı 1., 2., 3. günleri kesilir. Başka zamanda kesilen kesilen hayvanlara kurbanlık hayvan denmez. Kurban kelimesi kullanılınca mutlaka bu hayvanlardan birisi olur. İkincisi de zamanlı tayin etmiş olur. O kelimeyle otomatik olarak ha bunlar unutulmuş. Din adamları da bilmiyor çoğu. Onlar da olur mu öyle şey veriyor, Araştırmıyor da. Fıkıh kitaplarına bakmıyor. Halbuki fıkıh kitaplarda bunlar açık net bir şekilde yazılmış. Ama bu bilgiler üstü örtülmüş. E çok kimse mesela demin ifade ettiniz kurban keseceğim diyor. İstediği zaman da kesiyor. Yerine gelmiyor. Kurban bayramında kesmesi lazım. Hatta çok açık net bilgi verilmiş. Diyelim ki ben şimdi dedim ki işte şu işim olursa işte bir kurban keseceğim dedim. O işim de kurban bayramından bir ay önce oldu. Kurban Bayramı'na bir ay var. veya da on gün var. Neyse. Oldu o iş. Tamam. Ben bunu kesmem lazım. Kurban Bayramı bekleyeceğim. Kurban Bayramı'nda mutlaka ben bunu kesmem lazım. Ama benim üzerime ayrıca işte zenginlik kurbanı da vacip değil. Tamam iki tane keseceksin. Kıvramazsın orada. Birisi adak, birisi o vacip olan kurban. İkisini de keseceksin. O vacip olan kurbanı kendin de yiyebilirsin. Ama da olduğu gibi fakirlere vermek mecburiyetindesin. Peki kesemedi. İlk gelen kurbanı da kesmek zorunda mı? Evet. İlk gelen. yani bu kurbanda kesemeyeceğim canım. Ben önümüzdeki sene keserim diyemez. Diyemez. Ha. Hemen orada kesmesi lazım. Diyelim ki vaktim müsait olmadı. Veya para bulamadı. Kesemedi. Artık bu kurban dediği şeyi kesemez. Hani adak olarak adadığı, kurban diye adadığı hayvanı ilk kurban bayramında kesmesi gerekirdi. Kesmediyse, kesemediyse bir manisi çıkmışsa artık bunu kesmez. Niye? Siliyor muyuz? Bitti o. Peki ne yapacak? bedelini altın olarak verecek artık. Ha. Ama öbür türlü mesela bir hayvan keseceğim, benim şu işim olsa bir koç keseceğim, benim şu işim olsa bir dana keseceğim. Bunu istediğin zaman kesebilir. Çocuk işte askerden gelirse ona aynı şekilde bir koç keseceğim. Çocuk askerden geldi, iki sene geçti, iki sene sonra da kesebilir. Düğününde kesebilir mesela, olabilir o. Ee, yapabilir bunu ama kurban dediyse, kurban dediyse, mesela çocuk askerden gelsin bir kurban keseceğim dedi. Çocuk askerden 10 gün şeydi Kurban Bayramı'ndan 10 gün önce geldi. 10 gün sonra da Kurban Bayramı. Hemen Kurban Bayramı'nda onu kesmesi lazım. Kesemedi, artık kesme sonu bedelini verir. Öbürüsünü bir ömür boyu istediği zaman da kesebilir. Demek ki adak e, şartlı olabilir, şartsız da olabilir. E, i̇şte Allah razı olsun bir hayvan kesicinin dedi. Bu da kestiği zaman yahut da birisi geldi, çocuğu geldi mesela hani gelirse falan diye de şart koşmadı. Evet. Misafiri geldi. Sevincinden tuttu. Şükür hayvanı kesti. Keser kesmez adak hükmüne girer. Etinden kendi yiyemez. Fakirlere yedirmesi lazım. Peki akika nedir? Akika e, ee, allah Teala bir kimseye bir çocuk ihsan ediyor. allah Teala'nın ihsan ettiği bu çocuk nimetine karşı teşekkür için ki allah Teala teşekkür için. Fakat hükmü sünnettir veya müstahaptır diye geçiyor. Erkek çocuklar için iki, kız çocuklar için bir. Ne zaman kesilir? İstediği zaman kesebilir. Çocuk doğduktan hemen sonra kesebilir. Evet, erkek çocuksa çocuğu sünnet ettirirken kesebilir. Çünkü zengin fakir herkese ikram edebilir etini. Evet. Kendisi adak değil. Adak gibi değil yani. Adak gibi değil. Evet. Zengin fakir herkese ikram edebilir. Ee, efendim kesemedi de çocuk evlenirken ha, kesti etini. Düğünde mesela. Ha, düğününde. O, o zaman bile olabilir. Ama. E, hali vakti, durumu yerinde olan çünkü akika çocukları belalardan, musibetlerden korur buyuruluyor. Korur. Çünkü imkanı olanlar çocukları için mutlaka akika kesmeli. Küçükken kesilmemişse akıl bali olduktan sonra da akika kesilebilir. Hatta küçükken akikası kesilmemişse kişi kendisi için de akika kesebilir. Buyuruluyor kitaplarda. E, çünkü hadis-i şeriflerde de bildirilmiş. Çocuğu e, şeylerden belalardan, belalardan muhafaza, ed, muhafaza eder. Ee, mesela kitaplarda bilgi olarak deniyor ki, akikat e, hakikat çocuk nimetine karşılık allah Teala şükretmek niyetiyle kesilen hayvandır. Çocuğa yedinci gün isim koymak, saçını tıraş ettirip saçının ağırlığı kadar erkek için altın e, veya gümüş kız için gümüş sadaka vermek, kendi malından erkek için iki kız için e, bir akik hayvanı kesmesi, Hanefi mezhebinde müstahaptır. Peygamber Efendimiz erkek çocuğu, çocuğa iki, kız çocuğa bir akika kesim buyurmuştur. Hadis-i şerifte de aynı şekilde bildirilmiştir. Bazı kitaplarda bu de geçer. Ee, ama farz değil, vacip değil. Evet. Farz değil, vacip değil. Ama çocuğu aynı şekilde kazadan beladan e, muhafaza ettiği de kitaplarda net bir şekilde bildirilmiş. Peki özür dilerim, bir şunu sorabilir miyim? Akika için soruyorum kurban bayramı geliyor hani başta da söyledik ya bu zamanlarda insanlar daha çok düşkün oluyor böyle şeylere. Bir büyük hayvanına hem akika hem vacip olan kurban hem de adağı var mesela o girilebilir mi? Girilir. Kurban bayramında. Çünkü dana yani sığır ve deve 7 kişiye kadar kesilebilir. Adam gitti kendi aynı şekilde şeyine göre, parasına göre bir dana satın aldı. Diyelim ki kendinin vacip olan Kurbanım. Kurban var. Hanımının var. Etti iki. E şimdi, e, ki. E şimdi diyelim ki bir kızı bir oğlu var. Onlara da şey kesmemişti. İki o erkek çocuğa bir kıza iki, etti beş. dört. Etti beş. Etti beş. E bir de adamın kendi adağı vardı. Etti altı. Hanımının da vardı bir adağı. Etti yedi. Ne oldu? Hepsini bir hayvanla halletti. Hı. Hmm. E peki efendim ama bunun içerisinde adak var. Nasıl yiyecek? Ha onu yediye bölecek. Bir, birisini artık e, iki erkek çocuğa, bir kız çocuğa üç hissi akika olarak ayıracak. Kendi hanımının ve kendisinin vacip olan birer, e, daha doğrusu beş hissi çekecek. İki hisse kaldı, adak. adak o iki hisseyi de fakirlere verecek. Peki fakirlere verirken e, kendi damadı, kendi e, gelini, gelini. E, ondan sonra kayınpederi, kayınvalidesi e, ve ablası, abisi... Kardeşleri, Erkek kardeşleri, yeğenleri. amcası, dayısı, teyzesi, halası, yeğenleri. E, bunlar dinen fakirse bunların hepsine verilebilir. Bunların hepsine verilebilir. Anadolu'da mesele yaygındır. Hani diyelim ki ya durum zaten fazla müsait değil. Bu dışarı çıkmasa falan. E onun çıkış yolu var. Nedir? E, evde diyelim ki e, evlenmemiş bekar e, delikanlı var mesela. Ada yapan benim. Kestim. Bu lüayermiş. Hepsini tuttum. Kardeşime dedim ki bunu sana verdim. Kimin oldu şimdi? Kardeşim ne oldu? Kardeşim tutar evdekilerin hepsine ikram edebilir mi? Edebilir kendim al artık. Aynen. Aa kendi aday yok ya alakası yok. Zekat da böyledir. Zekatım ben ona verebilir mi? Verebilirim. Onun eline geçtikten sonra gitti o parayla mesela evine, eve yiyecek aldı getirdi. Aa kendi zekatıyla kendisi aynı şekilde yiyecek aldı. Ya ben almadım bitti benden çıktı o. Onun artık. O onun. Bana verir başkasına verir. Hiç vermez. Götürür hayır kurumuna verir. O onun bileceği bir iştir. Adakta da durum böyle midir? Böyledir. Ama akika da öyle değildir. Akikayı kesen kendisi de yiyebilir. Zengin fakir herkese ikram edebilir. Tabi bütün bunların hepsi e, netice itibariyle bir sadaka. Yani bir elden bir şey çıkma durumu söz konusu. Çünkü hadis-i şerifte gizli açık çok sadaka verin ki rızkınız bollasın, yardıma vasar olasınız ve duanız da kabul edilsin. Ve gerçek fakir malı olduğu halde sadaka vermeyendir. Sadaka vermekle mal silmez. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Sadaka her hastalığı def eder. Sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakayı geçemez. Dolayısıyla yani bizim akik olarak da adak olarak da bu yaptıklarımız ettiklerimiz bir yerde nedir? Bizden bir şey çıkıyor. Ne için? Allah için çıkıyor. Akikayı Allah için. Adakı, adakı Allah için yapıyoruz. Dolayısıyla ve hadis-i şerifte de bildirilen bu sıkıntılardan da kurtulma durumu söz konusu oluyor mu? Oluyor efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız akika ve adak konularında bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyu sormak için. Şimdilik hoşça kalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: Kurban Bayramı'nda yapılan amellerden Allahü Teala katında kurban kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kanı yere düşmeden Allahü Teala onu muhafaza eder onunla nefsinizi teskiye edin, onu seve seve kesin. Burumda cemde aşık oldum, Yemen ellerinde Veysel Karani. Yemen ellerinde Veysel Karani. dediği Yemen ellerinde Veysel Karani Yemen ellerinde Veysel Karani Yastı taşıdı Döşeyi posudu cennetlik eylemek Ümmeti kastı cennetlik eylemek Ümmeti kastı Hakkın sevgilisi Habibim dostu Yemen ellerinde Beysel Karani Yemen ellerinde Beysel Karani Sabah namazını kılar giderdi Gizlice Rabbine niyaz ederdi Gizlice Rabbine ne yaz Anın işi gücü Deve güderdi Yemen ellerinde Veysel Karani Yemen ellerinde Veysel Karani Yunus Eydür gelir biz de varalım ayağın tozuna Yüzler sürelim ayağın tozuna Yüzler sürelim Hak nasip eylesin komşu olalım Yemen ellerinde Veysel Karani Yemen ellerinde Veysel Karani Tam ilmi hal Saadeti ebediye Kurbanı kesilecek yere sürükleyerek çekmek, bıçakları hayvanı yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin gözü önünde kesmek mekruhtur. Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülben dile bağlanır. Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir. İki ön ve bir arka ayakları, uçlarından bir araya bağlanır üç kere bayram tekbiri okunur. Sonra, Bismillahi Allahü Ekber diyerek, deveden başka hayvanın, boğazının herhangi bir yerinden kesilir. Bismillahi derken, heyi belli etmek lazımdır. Belli edince, Allahü Teala'nın ismi olduğunu düşünmek lazım olmaz. Heyi açıkça belli etmezse, Allahü Teala'nın ismini söylediğini düşünmek lazımdır bunu da düşünmezse hayvan leş olur. Yemesi helal olmaz. Bunun için her zaman Allah Teala dememeli Allahü Teala deyip H harfini belli etmeye alışmalıdır. Hayvanın boğazında meri denilen yemek borusu, hulkum denilen hava borusu ve evdaç denilen iki yanda birer kan damarı vardır. Bu dört borudan üçü bir anda kesilmelidir. Kesenin de kıbleye karşı dönmesi sünnettir. Hayvan soğumaya başlamadan, yani çırpınması durmadan, ensesini de kesmek mekruhtur. Yalnız ensesinden kesmek haramdır. Hayvan tamam ölüp, çırpınması durmadan, kafasını koparmak ve derisini yüzmeye başlamak da mekruhtur. Kesmesini bilenin, kendi kesmesi müstehaptır. Kadının kesmesi de caizdir. Bilmeyenin vekiline kestirmesi ve kesilirken yanında bulunup En'am suresinin 162. inne salati ayetini la şerike kadar okuması müstehaptır. İmam-ı Rabbani Kuddise bu zat her sohbetinde imandan bahsederdi. Bir insanın şerefi imandan gelir derdi. Onun nasihatini dinleyen talebeler mümin nasıl olmalı diye sual ettiler. Buyurdu. O Allah'tan korkup benzi sararır. Kaçınır her günahtan emirlere sarılır düşünür mahşer günü verecek hesabını, titrer hatırladıkça cehennem azabını. İşlemiş bulunduğu günahlar sebebiyle, ayıplar kendisini, uğraşır nefsiyle. İşlediği günahlar üzer ki öyle onu, göremez başkasının ayıp ve kusurunu. O, öyle kimsedir ki, elinden ve dilinden, yanında bulunanlar zarar görmez katiyen yine bir sohbetinde buyurdu bir insana önce lazım olan şey ermektir tam imana yani itikadını imanını düzeltmek her şeyden daha önce lazımdır insana pek ehli sünnet denilen İslam alimlerinin bildirdikleri gibi bir iman lazım ilkin. Doğru iman olmadan insana ahirette cehennemden kurtuluş mümkün olmaz elbette. Hak Teala bizlere eyledi lütfu ihsan. Onun ihsanı ile biz ona ettik iman. Lütfu ile değil de adaletiyle eğer muamele etseydi, mahvolurduk hep bizler. Bir günde buyurdu ki, La ilahe illallah. Bu tevhid hürmetine affolur nice günah. Her kim bu kelimeye inanırsa gönülden, imanın bir zerresi verilir ona hemen. O kimse kalbindeki zerre kadar o iman sayesinde kurtulur cehennem azabından. Bu ümmetin günahı çok olsa da velakin affı ve mağfireti sonsuzdur Rabbimizin. Zira o 99 rahmet hazinesini bu günahkar ümmete ayırmıştır hepsini. Zira bir hadisinde buyurdu ki o server la ilahe illallah diyen cennete girer. Bazıları derler ki düşüp büyük gaflete insan bir kelimeyle nasıl girer cennete? Halbuki bu cahiller bilmez ki şunu daha kelimeyi tevhidi söyleyince bir defa dünyada mevcud olan Bil cümle kâfirleri affedip de cennete koysalar vardır yeri. Bu büyük kelimenin bereketini eğer bil cümle mahlukatın her birine bölseler bir güne mahsus değil ta kıyamete kadar hepsine kafi gelip doyurur hem de artar. İslam ahlakı. İnsana yoksulluk 24 şeyden gelir. 1. Zaruret olmadan ayakta bevletmek. 2. Cünüp olarak taam yemek. 3. Ekmek ufağını hor görüp basmak. 4. Soğan ve sarımsak kabuklarını ateşe atmak. 5. Büyüklerin önünde yürümek. 6 babasını ve anasını adıyla çağırmak 7 ağaç ve süpürge çöpüyle dişini karıştırmak 8 elini balçıkla yıkamak 9 eşik üzerine oturmak 10 bevlettiği yerde abdest almak 11 çanağı ve çömleği yıkamadan tağım koymak 12 Esvabını üstünde dikmek 13 aç iken soğan yemek. 14. Yüzünü eteğiyle silmek. 15. Evinde örümcek bırakmak. 16. Sabah namazını kılınca mescitten acele çıkmak. 17. Pazara erken gidip geç dönmek. 18. Yoksul kimseden ekmek satın almak. 19. Babaya ve anaya kötü duada bulunmak. 20. Çıplak yatmak. 21. Kapkaca örtüsüz bırakmak. 22. Çerağı, mumu üfleyerek söndürmek. 23. Her şeyi Bismillah demeden işlemek. 24. Şalvarını ayakta giymek. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ta Larnaka'da Larnaka limanının hemen dibindeki Larnaka Kalesi önünden sesleniyorum. Bu kalede Osmanlı'nın da çok emeği var. Hemen sağımda deniz. Deniz buraya işte 7-8 metre bulunduğum noktaya 7-8 metre ama kalenin duvarlarına sahilden az çok temas ediyor deniz. Efendim bu kale tabi Osmanlı'nın 1571'de Kıbrıs'ı fethetmesiyle beraber elden geçirilen bir kaledir. Çok önceleri de olduğunu zannediyoruz. Çünkü burası Kıbrıs'ın denizden en önemli ve en kolay giriş kapısıydı. Tuzla bölgesi ta Limasol'a kadar. Larnaka'da bir yerleşim yeri olduğu için düşman ta ilerlerden gidip de 50-60 kilometre öteden karaya çıkıp kara harbi yaparak gelecek değil. En kolay şey denizden hemen kalenin dibine gelecek, kaleye çıkacak, şehri de aldım diyecek. Bunun mutlaka bir de iç kalesi vardı ama şu anda turistik maksatlarla Türkiye'nin birçok yerinde de olduğu gibi iç kale olarak bu kalmış, dış kaleye ait herhangi bir emmare yok. Hemen de Larnaka Ulu Cami'nin dibinde. Yani camiye geldiğiniz zaman e, sorsanız kaleyi sormadan da zaten kalenin olduğunu hemen anar Gelir ziyaret edersiniz. Kalenin giriş kapısının üzerinde 2. Mahmut Han'ın tuğrası var. 2. Mahmut Han tuğrası diyor kitaplar ama orada Mahmut Han'ın adli lakabı, mahlası kullanılmamış. Kullanılmadığı da olur mu? Olur burada yaptırılmış olabilir Tuğra. Efendim adli yazılmamış olabilir. Onun dönemine ait burada silahlar da var içeride. Onları da sizlere inşallah göstermeye çalışacağım. Tuğra'nın hemen altındaki kapı lentosu saf beyaz berberden yapılmıştır. Ve üzerinde dört satırlık bir yazı var. Ama yazı zaman içerisinde boyandığı için birçok yerde maalesef bu boya bizim düşmanımız oluyor o yazıyı okuyamıyoruz. Keşke okurabilseydi. Herhangi bir yayında da benim takip ettiğim yayınlarda da o kitabenin çözümü görülmemiş. O yüzden de ben size oraya merdiven kurup da okuyacak da halim yoktu. Ancak kitabenin varlığını söylüyorum. Gençler gelirler, hemen bunu bir tez konusu yaparlar inşallah. Güzel de tezleri geçer. Kaleye girer girmez sol tarafta Osmanlı zamanında yapılmış bir çeşme ve üzerinde de gene o zamanda yazılmış Bekir Paşa'nın da ismi geçen bir küçük basit mermer kitabesi var. Size Ulu Camii anlatırken de söyledim ki Bekir Paşa Larnaka bölgesine çok bolca sular getirtti. Ulu Camii'ye verdi. İşte Ulu Camii'nin yanındaki kaleye de elbette ki bu suyu Bekir Paşa vermiştir 1760'lardan sonra. Şimdi biz kalenin içerisine girelim. Kalenin içinde birkaç tane top var. Bir kısmı da müze olarak kullanılıyor. Birkaç bilgi de içeride verelim efendim. Müzeye girer girmez hemen sol tarafta dört tane top var. Hemen de şu bulunduğum zemin üzerinde şu toplar. Bunlar veredik topları. Hemen yanındaki pencere gibi yerlen yerlerde mazgal. Bu top namluları mazgaldan çıkıyordu. Ve... Hemen de sahilin kenarında olduğu için duvar. Buradan yaklaşmakta olan düşman gemilerine çok uzaktan ateş etme imkanı vardı. Bu toplar Osmanlı topları değil. Ve zannediyorum şu görüntü onu gösteriyor ki bu toplar 100 yıldan fazla toprak altında da kalmış olabilir. Sonra bir kazı da çıkmıştır ortaya. Çünkü pas onları o kadar çok yemiş ki Böyle namlu çekişle dövülüp de ezilecek bir nesne değil. İleride bir de Osmanlı zamanından kalma çekili toplar var. İkinci Mahmut Han zamanında e, top çeker e, katanalar veyahut da işte o zamanın katırlarıyla çekilip e, orduyla beraber götürülen toplar. Şimdi onların yanına gidelim. Şimdi de Osmanlı toplarının önüne geldik. Burada üç tane top var sırasıyla sağdan itibaren 1-2-3 numara ben sizlerin karşısına çıkmadan önce oradaki yazıları tespit ettim. Birisi 1807 tarihli. Yani Üçün Selim Han zamanı. Diğeri de 1805 tarihli. Numaraları da var üzerinde. Birisi 559, birisi 595 numaralı toplar seneleriyle beraber. Birisi de en soldaki yani sağdan başladığımıza göre 1907. 1907 tarihli. Toptur. O da demek ki Trabluskarp, Bingazi harbinden önce ikinci Abdülhamit Han zamanında bu denizlerde muhtemel çıkması e, beklenen e, harbin öncesinde bazı takviyeler olsun diye daha önceden gönderilmiş ama İngilizler Kıbrıs adasını kiralık diyerek emaneten diyerek size yardım edeceğiz diyerek Osmanlıdan hani kapkaç yoluyla kaptıktan sonra üzerine yatmıştır. Bu toplar da burada kalmış. Ondan sonra da İngiliz buraya geldiğinde, Kıbrıs adasına geldiğinde Girne kalesini hapishane olarak kullanmıştır. Bu kaleyi de hapishane olarak kullanmıştır. Lefkoşa'daki Büyük Han'ı da hapishane olarak kullanmıştır. Yani bir devlet idaresi düşünün ki gelir gelmez ilk icraatı hapishaneleri kurmak, halka gözdağı vermek, onları korkutmak. Bakın ha, bu duvarların ardına sizi atarım diye. Bütün Kıbrıs'taki kaleleri hapishane haline getirmiş. Halen de Kıbrıs'taki Kıbrıs'taki mahkeme binalarının hepsi İngiliz zamanından yapılmadır. Efendim bize adalet dağıttık diyecekler. Ama öyle dehşetli binalar yapılmış ki hiç tanımadığım bir şehre gidiyorum. ilk defa gidiyorum. Binayı görüyorum. Burası mahkeme mi diyorum? Evet diyorlar. Burası mahkeme binası. İngiliz mi yaptı? Evet İngiliz yaptı. İşte İngiliz'in Kıbrıs'a bıraktığı hizmetler varın siz hesap edin. Buralarda kaç kişinin hakkı, hukuku yendi. Şimdi biz Larnaka Kalesi ile ilgili anlatacaklarımızı burada e, ...noktalıyoruz... E, ...kalenin içerisinde bir... E, ...müze kısmı geliştirilmiş ama... ...küçük bir salon... ...öbür e, Lefkoşa'daki... ...müze gibi çok anlatıma müsait değil... ...ve etnografik yapılar da... ...fazla yok, eserler de fazla yok... Onun için... E, ...bu kaleden... ...yani Larnaka Kalesi'nden... ...Zuhuri Tekkesi, Türbesi... ...ve Mescidi'ne gideceğiz... ...Zuhuri Baba kimdir... Zuhuri Baba'nın türbesi nerededir? Mescidi nerededir? Ve mektebi nerededir? Onlar da orada sizlerle paylaşacağız. Geçelim Zuhuri Baba tekkesine efendim. Şimdi Zuhuri Baba mescidi, medresesi, mektebi ve türbesinin hepsinin beraber bulunduğu külliyemsi bir yerin öndeyiz. Çok geniş bir alana yayılmış burası. Tabi zaman içerisinde bakımsız kalmış. Daha önce de bunun yerinde bir cami olma ihtimali çok kuvvetli. Larnaka'da bir Hala Sultan tekkesi var. Bir de Zuhuri Baba tekkesi var. Daha önceden bunun adı Zuhuri Baba tekkesi değildi. Cami inşaatına başlandığında, daha doğrusu mescit cami arası bir büyüklükte başlandığında Temel kazılırken bir cenaze çıkar. Cenaze hiç bozulmamış. Kefeni hafif bir sararmış. Geri kalan yerleri sanki bugün defnedilmiş gibi. Kimdir araştırıyorlar? Yok. Yani bileni yok, kayıtları yok, ulaşamıyorlar. Kimliksiz bir cenaze ve çürümemiş ama Müslüman cenazesi olduğu kesin belli. O zaman bu toprağın altından çıktı, zuhur etti, bulundu manasına o zata, o şeye, cenazeye, cesede zuhuri baba demişler. Onu hemen burada bir yere defnetmişler inşaat öncesinde. Ve türbesi olmuş o. Ondan sonra da mescit yapılmış, tekke olarak geliştirilmiş, belki eskiden de vardı. Ve bu tekkede de yüzlerce insan yüzlerce senedir yetiştirilmiş. Larnaka çok enteresan bir yerde efendim. Osmanlı hacıları gemilerle giderlerken mutlaka Larnaka ve Magosa limanlarına uğrarlardı. Birine uğrayan birine uğramazdı. Oradan da Şam yoluyla karadan hacca gidecek olanlar bunlar. Kudüs'ten karaya çıkıp yani iskeleye çıkıp ondan sonra Şam-ı Şerif'e oradan da Emirül Haç komutasında çölü herhangi bir soygun, hırsızlık öldürme e, cereyan etmeden e, Mekke-i Mükerreme'ye kadar giderlerdi veya Medine-i Münevvere'ye kadar giderler idi. Çünkü eskiden Osmanlı zamanında önce Medine-i Münevvere sonra Mekke-i Mükerreme ziyaretleri yani hacdan önce kabri saadet ziyaret edilir. Hacdan sonra da Mekke-i Mükerreme'de haç yapılır idi. Şimdi burası tam bir yol ağzı, çarşının içerisinde. Ben buradan içeriye girmek istiyorum. Ancak şu cadde boyunda olan dükkanların hemen hepsi bu Zuhuri Baba Tekkesi'nin vakıf eserleri olduğu alametlerinden görünüyor. Yani dükkanların yapısından kepenklerine kadar olan belli ki bir Osmanlı dönemi yapısıdır. Buralarda da çok vakıflar vardı. E, Türkiye'de de çok vakıflar vardı. O vakıflar nasıl zaman içerisinde bilinmeyen bir şekilde elden çıktı ise e, burada Larnaka gibi bir yerde de bunların böyle elden çıkıp başka taraftan kullanılmasını doğrusu pek de abes göremiyoruz. Geçelim içeriye efendim. Mescit giriş kapısına göre biraz daha solda olduğu halde giriş kapısından girer girmez hemen Zuhuri Baba'nın bulunduğu yere kabri konmuş, sandukası konmuş, üstüne de bir türbe yapılmış. Yani tek kubbeli bir türbeyle güzel pencereler, pencere kepenkleri, her şey bakımlı. Ben öyle zannediyorum ki İngiliz döneminde bile bura bir ara tekke olarak kullanılabilmiş olabilir. Başlangıçta veya 2. Abdülhamit Han zamanında. Daha sonraki dönemlerde İngilizler iyice dizginleri ele aldıklarını zannedince işte 1890'lardan itibaren Burasını belediye halk pazarı yapmış efendim. Nereyi avlusunu? Avlusu öyle ki on dönüme yakın bir yer efendim. Şu anda otopark gibi işte çeşitli yani arabasını bir yerlere bırakmak isteyen insanlar getiriyorlar sağa sola koyuyor öyle resmi bir otopark gibi de değil, böyle biraz da karışıkça bir düzende belediye bu şeyi yani bir düzene sokar da. Bu türbenin giriş çıkışını da ziyarete açabilirse tahmin ediyorum. Çok kimse çünkü merak ediyorlar. Biz şimdi çekimi yaparken kapıyı bizim için açtılar sağ olsun idareciler ona da müteşekkiriz. Ama e, içeri giremediler. Niye? Onlara açık değil çünkü. Şimdi Zuhur Baba'nın cesedi niye çürümemiş diye bazı seyircilerimiz belki bir kafalarına takılır. İnsanlar şimdi bir kabir, fethi kabir yapıldığında, kabir açıldığında çıkan cenazelerde çürüme olmayınca işte yok etrafında su varmış da su onu korumuş filan şey şöyle olmuş diyor. İyi de o su oraya geldi diyeceksiniz. Yani çeşitli maddi materyalist sebepler aramak suretiyle olacağına demek ki o suyun oraya gelmesi, o cesedin orada çürümemesi de bir takdiri ilahidir. Allahu Teala öyle dilemiştir. Demeyi biz kendimize sanki bir mağlubiyet gibi sayıyoruz. Efendim hayatımız pamuk ipliğiyle bile bağlı değil. Pamuk ipliği sağlam kalır. Bir saniye önce varsınız bir saniye sonra bitti. Kime ne diyeceksiniz? Geçelim mescide efendim. Zuhuru Baba mescidinin harim kısmındayız. Hakikaten bayağı ferah da bir mescit. Yani 10 metreye 10 metre. Şöyle böyle 100 kareden fazla bir alanı var harim kısmının. Bir minberi var hemen arkamda güzel. Tabi tuğladan yapılma ihtimali var. Kıbrıs taşından yapılma ihtimali var. Üstü boyalı, badanalı olduğu için biz tam bir net konuşamıyoruz. Kayıtlarda rastlasaydım onlar aynen söylerdim. Kayıtlarda da yok. Burada bir mihrap var. Mihrap da alttan böyle sıralama taştan gitmiş. Yapı zaten taşla yapılmış. Dolayısıyla sıvanın üstünün de taş olduğu daha sonraki dönemlerde ya bu taşlar da çirkin görünüyor diye maalesef tutmuşuz taşların üstünü evdeki badana boya yapar gibi sıvamışız. Şimdi bu mescidin arka tarafında güzel bir üst mahfili var. Özel sanki yapılmış, çok çok özel yapılmış yani özenerek ve özellikle yapılmış. Efendim buradan arkaya doğru bir e, çıkış yeri var. Oradan da yukarıya bir merdiven sistemi yapılmış ama karanlıkta görünmüyor. Elektrikte de bağlı değil herhangi bir kısa devreden dolayı yangın sebebi olmasın diye. Üst mahfilinde korkulukları buradan rahat görünüyor. Ahşaptan yapılmış ve tek kubbeli bir mekan. Sekizgen bir yüksek kasnağı var. Bu kasnağın altında da o bütün çatının yükünü, kubbenin yükünü taşıyan Duvarların içerisinde gizli payeler var. Ayrıca da binanın dışında da duvarda dışa çıkık yine gizli payandalar yapılmak suretiyle Larnaka'da bu. Demek ki buralarda da bu da çok yakın Larnaka Ulu Camii'ne yürüme mesafesinde geldik. Deniz seviyesi de sayılır. Demek ki temelinden su çıkınca böyle bir takviye yapmışlar. Tıpkı bizim tophanedeki... Kılıç Ali Paşa Camii'ne Mimar Sinan Rahmetullah Aleyh'in yaptığı çifte sütunlarla takviye gibi o tabi çok zarafetli bir sütun yapıyormuş gibi yapmış ama bu payandanın görevini aynen yüklemiş. E ustalık da bu zaten efendim. Evet Zuhuri Baba tekkesiyle ile ilgili bilgileri burada noktalıyoruz. Çünkü bendeniz fazla bilgiye ulaşamadım. Ama biliniz ki burada bir ecdat yadigarı eser var ve bu eseri de İngilizler bir ara belediye pazarı yaptılar, ondan sonra da kendileri de kaybolup gittiler. Şu anda da e, Güney Kıbrıs İdaresi pek e, uygun bir şekilde muhafaza etmiş. Başında sorumlu insanı var, açılıyor, kapanıyor, zaman zaman temizlikleri yapılıyor. Uygun bir haldedir. Yolunuz düşerse, açık değilse bile hiç olmasa dışından görünüz. İşte medresesi, mektebi ise bugün çarşı dükkanları arasına katılmış. O da öyle devam ediyor. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güney Kıbrıs'taki programlarımız bitmedi. İnşallah devam edeceğiz. Yarın başka bir şehirde başka bir tarihi eserin başında buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim.